Ekrem! Çık ortaya Ekrem! Çık! Sana yardım etmeye geldim, inan bana! İnan Ekrem, sana yardım etmeye geldim! Ailenin sesi Gusun'a bir bakayım. Ya bu bir tuzaksa? Nazmi onun abi. Denemeliyiz Zülya, başka şansımız yok. Ne işin var buralarda? Kimden öğrendin yerimizi? Seven kadın ne yapmaz ki Ekrem? Seni bulana kadar akla karıyı seçtim. Hasan söyledi yerinizi. O da anladı sizin iyiliğinizi istediğimi. Bana yardım etmen fedakarlık işi. Hem öylesine bir fedakarlık ki terazinin bir kefesinde ben, diğerinde abin Nazmi var. Asıl suçlu odur. Hangimizi tercih edeceksin? Suçlu abim de olsa cezasını çekmeli. Buna kararlı olmasaydım gelmezdim buraya. Zaten abimden ben de şüphe ediyordum. Senin için dünyaya karşı koyabilirim. Sana olan aşkım beni buralara kadar sürükledi. Aylin bilmeyerek iyi haberler getirdi. Muhakkak gitmem lazım, beni merak etme. En kısa zamanda döneceğim. Ekrem, çabuk dön ne olur. Yengen sana emanet Mıstık. Merak etme abi. Her şeyi önceden hesapladım ve burayı tuttum. Kimse buradan şüphelenemez. Çoktandır unutmuşsundur içki içmeyi. Hakikaten unuttum. Abim Nazmi'nin bazı şüpheli sözlerini ve hareketlerini yakaladım. Aramızda adeta bir soğuk harp başlamıştı. Bu yüzden atladı Avrupa'ya gitti. Ne? Avrupa'ya mı gitti? Neden daha önce söylemedin bunu? Neden? Hemen kızma canım. Dün telgraf geldi. Bir haftaya kadar geliyormuş. Bunu bana orada söylemeliydin. Ben de ona göre hareket ederdim. Gelmezsin diye korktum. Bir hafta yanımda kalasın. Bir hafta sana hizmet edeyim istedim. Nasıl olsa suçsuz olduğun anlaşılınca bir daha buluşamayacaktık. Ne olur bu haftayı bana çok görme. Ya Nazmi bir haftaya kadar gelmezse? Gelecek. Gelecek. İçimde bir endişe var Mıstık. Bu kadın bize iyilik getirmeyecek. Yakında Ekrem abin gibi kıyak bir tamirci olacaksın vallahi. Abim ne zaman gelir Hasan abi? Yakında gelir be Tosun'um. Senin gibi kardeş olduktan sonra karadan ne olur abine be? Sana o kadar alıştım ki nasıl ayrılacağımı bilmiyorum. Ekrem, evlenelim seninle. Başla be yine Aylin. Sana hiçbir zaman ümit vermedim. Hülya'ya bağlıyım ben. Onu seviyorum. Kaç defa söyledim bunu? Söyledin. Söyledin ama gönül ferman dinlemiyor. Düşün bir kere. Zengin bir kızım ben. Babamın bir ayağı çukurda. Nazmi de hapse girerse ömür boyu çıkamaz. Bu kadar para, servet, fabrikalar, iş yerleri yalnız sana kalacak. Menfaat üzerine kurulan bir evlilikten fayda gelmez. Tabancanın ne işi var burada? Sana almıştım, lazım olur diye. Sende kalsın, belki sana lazım olur. Kolay gelsin Hasan Usta. Sağ olasın. Hoş geldin Osman abi. Ne o, bir emir mi vardı?
Günlerdir düşündüm Hasan. Gözüme uyku girmedi. Bu vicdan azabı öldürecek beni. Hülya ne de olsa kardeşim. Kanımdan, et tırnaktan ayrılır mı? Artık Ekrem'le ortaya çıksınlar. Düğünlerini ellerimle yapacağım. Nasıl çıkarlar ortaya? Hemen yakalanır. Yakalanır mı? Niçin yakalansın? Niçin mi? Şey, katil diye canım. Babanızı öldürdü diye. Haberiniz yok mu? Asıl katil Nazmi'ymiş. O deste şimdi. Ne diyorsun? Dalga mı geçiyorsun sen? Ne dalgası, Aylin ihbar etmiş. Müebbet hapse mahkum oldu Nazmi. Neler olup bitmiş de bizim haberimiz bile yok. Vay anasını be. Çok sevindim bu işe. Hem Hülya hem Ekrem çok acı çektiler. Bunlara biraz da ben sebep oldum. Kendimi nasıl affettireceğimi bilemiyorum. Yerlerini bana söyle. Gidip getireceğim onları. Baktın ne abi? Hadi bir pavyona gidelim. İçim kan ağlıyor. Eğlenmenin zamanı mı? Bu bozuk moralle hiçbir şeyi başaramazsın. Polisler senin burada olduğunu bilmiyor. Emniyettesin. Hülya abla, harap ediyorsun kendini. Ne yiyor, ne içiyorsun. Bak, hastalandın da. Sağ ol Mıstık. Sen olmasan ben ne yapardım? O kadın aldı elimden Ekrem'i, değil mi Mıstık? Hı hı. Ekrem gelmeden bir yere ayrılmam. Hasta olacaksın abla. Olayım Mıstık. Ekrem gelmedikten sonra ölsem de yaşasam da ne fark eder? Peki bu oğlan nerelerde evlat? Aramadık yer bırakmadım. Yok yok. Bu iyi suçsuz olduğunu bilmiyor mu? Harun Bey'in kızıyla beraber olur da her şeyi öğrenmez mi? Bu işte bir iş var. En iyisi Osman'ı bulmak. Bu işi o halleder. Ne oluyorsun Ekrem? Bilmiyorum. Aniden kalbime bir sancı saplandı. İçim sıkıldı. Akşam içkiyi fazla kaçırdın. Rahatsız etti seni herhalde. Nazmi bir iki gün gecikeceğim diye telgraf çekmiş. Babam küplere bindi. Hem artık çabuk dönmesini ben de istiyorum. O gelir gelmez biz de inşallah nikah masasına otururuz. Aylin, kaç defa söyledim bu konuyu açma, benden sana hayır yok dedim. Ne yapayım, elimde değil. Bunca zaman beraberiz. Bana alıştığını, beni bırakmayacağını zannediyordun. Bu beraberlik benim gönül rızamla değil, sen de biliyorsun. İşlerimi halleder etmez Hülya'nın yanına döneceğim. Zavallı, yolumu nasıl gözlüyordun şimdi? Benim Hülya'dan nerem eksik? Onun veremeyeceği şeyleri veririm ben. Eğer seni bana bırakırsa ona ağırlığınca para veririm.